Birlikte ne yaptığımızı kısaca özetlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi bizim binamızı daha önce burası bir düğün salonuydu. Ama çok işe yarayan bir hali yoktu. Yürürten partiden geçilmiyordu. Bir daha başka farklı hayal dönüştürdük. İşte sosyal markete dönüştürdük. Böyle gördüğünüz gibi. Bu sosyal marketinde birlikte de Rekoz halkının inşallah emrinde hizmetinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Nedir bunun altyapısı derseniz, biz bütün sene boyunca bizim belli konsepte olan insanlarımız var. Onları ihtiyaçlarına göre kategorize etmişiz kendilerini, bir gruplara ayırmışız. Ve onlara belli zamanlarda hizmet veriyoruz, yardımlarda bulunuyoruz. Bu yardımlarımızı biz daha önce çok dikkat ediyorduk farklı saatlerde. Mümkün olduğu kadar görünmeyen saatlerde vermeye gayret ettik. Ama ne kadar yaparsanız yapın, daha önceden ilk başlangıcında bu işin belediyenin önünden dağıtım yapıyordu. Herkes buradan kolilerini alıyorlardı giderlerken. Belki taşımakta zor çekiyorlardı. İkincisi de psikolojik olarak bir belki rahatsızlık vardı. Belediyeden yardım aldı. İhtiyaç sahibi olan insan ne yapacak, yardım almayacaklar? Tabii ki yardım alacak. Bu gayet doğaldır. Ama bizim toplumumuzun bir farklı bir algılaması vardır. Sanki yardım alan insan çok isteyerek yardım alırmış gibi. Halbuki yardım alan insan çok isteyerek yardım almaz. Yardım alma ihtiyacı olduğu için yardım alır. Bir gün herkesin yardım alma durumu bu hale gelebilir. Öyle bakmak lazım olaya. Yoksa hiçbir zaman içeri gelip de bu kuruluşlardan yardım talebinde bulunan Kaymakamlığımızın Sosyalleşme Vakfı'ndan bizlerden insanlarımız bunu çok zevkle, böyle büyük hasretle yapmazlar. İhtiyaçları olduğu için yaparlar. Öyleyse bu yardım olan insanlar bizim daha farklı şekilde değerlendirmemiz lazım. Ve onları bunlara ulaştırmamız lazım. Biz de bu şeyi önceleri dediğim gibi belediyenin önünden veya farklı şekilde dağıtırken sonra doğrudan doğruya kapılarını vermeye başladık. Bu sefer mahallelere gidildiği zaman araştırmış. Orada farklı şeyler olmaya başladı. Yine bir kısım insanlar yardım alan komşularını, yani belediyeden yardım alıyor demeye başladılar. Bu ayıp bir şey değildi ama maalesef insanlarımızın tarzı bu. Öyleyse başka bir çözüm bulamayız. Bunu öyle bir hale getirelim ki bir daha bu sözleri söylemeyecek bir hale gelsin, daha rahatlık olsun. Sosyal marketimizi ithas ettik. Bu İstanbul'da iki belediyede daha var. Beyoğlu Ümran Belediyelerine var şu anda. Bir de üçüncüsü de bizde başlatmış oluyor. Programlarımız var. Aynı bir süpermarkette alışveriş yapar gibi veya normal market yapar gibi gideceksiniz. Adınıza oluşturulan Beykoz kartla birlikte o karta biz değerler yükleyeceğiz. Bizim ihtiyaç sahibinin durumuna göre bizim yaptığımız ölçümleme sonucu birinci, ikinci, üçüncü derece kategorize edilen bu kardeşlerimiz ihtiyaçlarına göre ona rakamlar yükleyeceğiz biz. Bu rakamlar kadar aşağıdan aynen bir markette nasıl alışveriş yapıyorsanız orada yüzün üzerinde çeşitli malzemeler konmuş. Hem taze olanlar var hem de zamana yaygın olan malzemeler var. Ama bir şeye çok dikkat ediyoruz. Asla bizim marketimizde süresi geçmiş bir malzeme bulunmuyor. Öyle bir malzemenin dağıtımını buradan kimseye yapmayacağız. Söylemeyeceğiz. Ya bu nasılsa yardımdır. Dolayısıyla bu yardımı süresi geçmiş, kullanmış, vadesi bitmiş olsa bile verelim anlayışını asla bu marketin kapıda içeri sokmayacağız. Bu anlayış bize asla bulunmayacak. Buna çok dikkat edeceğiz. Kendiniz nasıl yiyorsanız ihtiyaç sahibi olan kardeşime verirken de en az o asgari dikkati ve itinayı göstermeniz gerekiyor. Bunu hiçbir şekilde asla ısrar etmeyeceğiz. Nasıl olsa yardım da yani. Al olduğu gibi verelim anlayışını Beykoz Belediyesi'nin kapısına şimdiye kadar net anlamda sokmadık. Bundan sonra bu yardım tarzında da bunları asla bu kapıdan içeriye dahil etmeyeceğiz inşallah. O bakımdan buradan yardım alan kardeşlerimizin bilsinler ki kendilerine verilen mallar piyasada satılan mallardan iyileridir. Bunu size veren arkadaşlarınız, kardeşlerimiz kendi evlerinde bunları yiyorlarsa size de vermekte asla imtina etmeyecekler. Aynı mallar biz de dışarıdan alarak yiyorsak evimizde bunları da sizlere vereceğiz.